Fenerbahçe TV'den herkese merhaba. Sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Ters köşe muhabbetlerin bu haftaki konukları aslında onları çok ama çok yakından tanıyorsunuz. Tam 32 yıllık bir geçmişten, bir müzik hayatından bahsedeceğim. Kendine has tarz yorumlarıyla ve muhteşem sahne performanslarıyla bu zamana kadar gelen ve her zaman yanımızda olan muhteşem grup Yol Project bizlerle beraber. Hoş geldiniz, şeref verdiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hemen mi başlıyor? Abi o kadar anons ettim. Evet abi. Haydi bakalım. Enerjimiz bol olsun. Çok ihtiyacımız var. Come on. Teşekkür ederiz. Ama mekan söyletiyor. Asıl sen iyi ki varsın. Ne demek? O kadar güzel oldu ki böyle bir dönemde. Hemen bir parantez açacağım. Gerçekten çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Zeki gerçi ne kadar o süreçten geçiyor bilemiyorum ama o Bodrum'da olduğu için maalesef. Çok zor şartlar altında. Çok zor şartlar altında. Şaka bir yana gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Moralimizi yüksek tutmamız. Her zaman içimizde olan umudu her zaman var etmemiz, birlik ve beraberlik içerisinde olmamız ve enerjimizi her zaman yükseklerde tutmalıyız ki biz de dinleyiniz olsun bu programda sizler aracılığıyla gelen tüm misafirlerine, tüm konuklarına bunu yapabiliyorsam hem bizi izleyen değerli Fenerbahçelileri, taraflı tarafsız herkesi de birazcık memnun ediyorsak ne mutlu bize. Tabii aslında burada senin çok büyük avantajın böyle bir mecra. Evet. Bizim işimiz tamamen, yani onları hep konuşacağız ama canlı müzikte eğlence üzerine. Evet. Ve şu anda da galiba insanımızın en çok ihtiyaç duyduğu şey çok eğlenceye. Fakat biz böyle hani dudaklarımızı ısırıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz ya. O anlamda çünkü kendimize sunabileceğimiz mecralar şu an kapalı. Evet. Sayende böyle bir... Tabii canım. 6 aydır yani şarkı söylemiyoruz biz. 6 ay. Evet. 6 ay. Yani daha doğrusu şöyle bir şarkı söylemedik. O kadar. Bir de çevirin içi bazen işte canlı müzik yapıyorsunuz ama çok iyi biliyorum yani yakından izlediğim için karşısında tabii kimse yok. Abi yok. Ki sen anime etmeden de hiçbir şey yapamazsın. Ya, dün bak bir şey anlatacağım. Dün şimdi hikaye... Kameramanla oynadın ya resmen. Enteresan bir yere dönüştü. Biz hiç alışık değiliz tabii. Dün bize bir tane çok kurumsal bir şirketimizden bir teklif geldi. Biz bir salonda çaldık, evet. Kamera var karşımıza buradaki gibi, herkes de elinde laptopunda izledi, evet. O şekilde. O kadar. Şimdi dediler ki, abi kamera, ya bari hiç değilse ben göreyim insanları yani. Ben yani göreyim, ekranlarda göreyim. Yani bir göz göze kontak edeyim. Oyun çok ve ilk defa, değil mi yani, ilk defa ben, böyle bir pöksüz kaldık ya. Ya harca bitiyor. Tabii. Öyle herkes. Yok. Alkış edildi falan da mı yok? Hiçbir şey hadi ya. Abi bir de yani şimdi, sen de biliyorsun, iyi kötü. Bizi tanıyan arkadaşlarımız da biliyor. Yani biz mutlaka karşımızdakine dokunmak isteriz yani. Kesinlikle. Bakarak, söyleyerek, evet. Şarkı söyleterek mutlaka bir şey yapmak isteriz. Ama dur.
ama çok eğlendik. 500 kişi varmış gibi dedik. Öyle. Ama yani biz çok özlemişiz. Yani, çok başarılısınız diyorlar. Özledik yani. Çok özledik. Şarap söylemeyi özledik. Evet. Yani normalde insanların sesini kısarız biz. Yani bize gelen insanların sesleri kısılır. Dün benim sesim kısıldı. Yani artık o kadar unutmuşum ki söylemeyi. Ah. Tabii tabii. Yani orada tabii ne varsa Allah ne verdiyse söyleyince Allah ya sen... Kas sistemi ya. Evet. 5 ay kullanmıyorsun. Yani. Ondan sonra çıkıyor. Ama ertesi gün alo alo falan böyle sesler söylüyor. Çok doğru. Hani sunmak anlamında da ve şarkı söylemek anlamında da karşında kimse yok. Onları sanki karşılamış gibi hissetmek, o enerjiyi, o iletişime karşı tarafa geçirmek daha da zor. Abartı da varsa da demek. Demin çaldık ya, sen varsın ya, tamam işte. Yeter. Ama yeter de bir kişi bize baksın, dinlesin de. Birisine biz şarkımızı söyleyelim yani. Ya programlarda da normalde böyle program başladığında salona bir bakarız. Böyle istekli insanlar vardır. Tabii. Röntgen yani böyle çekersiniz. Bana. Ve sen özellikle o insanları baz alıp onlara çalıp söylersin. Bazıları vardır işte telefonla uğraşır. Evet. Muhabbete gelmiştir. Yani gerçi bizim programımızda çok baki. Yok. Yani o, gerçi o konuya geleceğim ama siz ikinci şarkı daha sonra. Direkt zaten bir direkt sahnenin önüne geliyorlar. Size en kötü telefonla. Evet. Yani öyle bir şey yok. Gelmiyoruz. Ya yani o kadar bizim programa gelecek. Yok efendim telefona bakacak falan değil mi? Önemli bir noktayı hatırlatmak istiyorum. Bu akşam gerçekten müziğe ve muhabbete doyacaksınız. Çok güzel hikayelerimiz olacak. Hani tabiri caizse konuşulacak çok hikaye, anlatılacak çok söz var. Ve paylaşacak da çok şeylerimiz olacak müzikal anlamında, müzikalite anlamında da. Bugün birazcık değişiklik yapalım dedik. Sizi biraz yol projek olarak daha da farklı noktalarını sizlerle paylaşacağım. Merak edilen ve bilinmeyenleri 32 yıllık bir geçmişten başlayacağım. Hani tırnaklarıyla kızlayarak nerelere gelinebiliyor, öyle kolay kolay olmuyor o işler. Onlardan bahsedeceğim. Bugün de beni kırmadılar, 80'ler, 90'lar, best of rock tarzında böyle bir program yapalım dedik. İnanın tamamen doğaçlama gideceğiz. Tamamen içimizden ne geliyorsa o şekilde konuşacağız. Canımız ne istiyorsa onu çalacağız. Yeter ki bu sizlerle olan o bir saatlik beraberliğimizde sizlere gerçekten keyifli, eğlenceli, şu zor dönemler içerisinde bir saatlik bile olsa sizi başka yerlere götürüp hayatın ve yaşamanın ne demek olduğunu gösterebilirsek ne mutlu bize diye düşünüyorum. Evet, evet. Evet. Şimdi sanki geldi yani. Sanki böyle bir şarkı... Geldi mi? Sanki geldi mi? Ama dur bak 80'ler 90'lar değil benim aklımda bir şarkı var. Şimdi elbette Fenerbahçe kulübünün, evet, bir spor kulübünün kanalındayız. Bir de böyle hani mesela buradan soruyorum herkese. Hep böyle tezahüratlar yapılır ya senelerdir. Evet. Onların orijinal şarkılarının ne olduğunu biliyor musunuz mesela? Hmm. Şimdi hangi şarkı o? Bilmiyorum abi yani bizi öyle öğrendi. Mesela bak şimdi biz bunu tabii çok eski bir şarkı. Birçok insan biliyordur bu en şey bilineni. Ama dedik ki spor kulübü yani Fenerbahçe'nin evet. Ne yapıyorsa evet, bu şarkı kesin olmalı. Şimdi bak bunun orijinali bu. Arada ama cozutacağız, sen de katılacaksın. Tamam katılırım. Ama şöyle bir şey de var. Söylemeden geçemeyeceğim. Kadıköy taraftarımız. Bunun net üstünü, altını çok alıntısını verdi. Anadolu yakasında biraz güçlüyüz. Şu anlamda sizin sonuçta bir mekanınız var ve yıllardır, kaç yıldır? Yani şimdi Bağdat Caddesi zaten bizim yani genel anlamda bir Bağdat Caddesi olarak ele alırsak bizim burası 20 sene. Şöyle söyleyeyim. Kadıköy'e ettik. Cadde Bostan'ı ayışına falan ettik. Onun için daha müzik yaptık. Düşün. Yani 30 sene. Türbinleri dolduran, bu zamana kadar türbinleri dolduran, yaşlısı, genci, 60 üstü kuşağı ne dersen de hepsi sizi dinlemeye gelmiştir bir kere. Şöyle bir gerçek var. Yani herkes sizi çok iyi tanıyor. Yani gece çıkıyorlarsa. Gece çıkıyorlarsa. Evet. Yani bir yerlerde yemek yiyip, müzik dinlemek, evet, canlı müzik dinlemek istiyorsa mutlaka hani Fenerlisi, Beşiktaşlısı, Galatasaray fark etme, mutlaka İstanbul'da yaşıyorsa yolu bizden geçmiştir. Tabii. Yani çünkü biz gece hayatının renklisi mağdarıyız. Ama öyle. Şöyle, bir köye daha yakınız. Tabii. Yani mesela karşıda da çok gelenler oluyor. Tabii. Yakasında da çok çaldık ama %60-70 bizim aslında Kadıköy mekanımız. Bizim taraftarımıza çok güzel hitap ediyorsunuz. Evet, biz eğleniyoruz canım yani. Yani Fenerbahçe kanalı anlamında söylüyorum ama
hani taraflı tarafsız herkesin sevgisini, takdirini, beğenini kazanmış oluyor. Öyleymiş, sağ olsunlar. Yani biz de çok seviyoruz. Ben de çok eski Fenerbahçe'yim. Yani 50 senelik Fenerbahçe'yim ben. 53 yaşındayım, evet. 50 senelik Fenerbahçe'yim. Yani Cemil Turan'ı da çok küçükken izledim. Alparslan Eratlı'yı da izledim. Ya Selçuk Ulu'yu söylemiyorum zaten. İndir o evi indir. İndir o evi indir. İndir o evi indir. Yani abi ben çok eski Fenerbahçe. Çok da eski Kadıköy'lüyüm. Evet. Fenerbahçe çok seviyorum. Evet. Hakikaten çok seviyorum. Biliyorum. Kardeşim de Beşiktaşlı. Biz iki abi kardeş. O Beşiktaşlı. Ben Fenerbahçe'liyim. Biz ama ikimiz de. İkimiz de. Öyle bir filan değil. Abicim yani. Yani, ben ondan çok çektim. Evet. Fenerbahçeli olarak zamanında hatırlarsın. Evet, evet. O da bizden çok çekti zamanında. Ya biz böyle karşılıklı en bir şey söyleyeyim mi? Bakın bu çok çok önemli bir değer. Aslında program içerisinde geçen hafta Selçuk abi sen Selçuk de geldi. Sizin çok meraklınız. Çok severim dedi. Sizin de takipçilerinizden. Aynen şunu söyleyeyim. Biz meslek grupları içerisinde mesleğini en iyi şekilde icra eden ve bu icra etme neticesinde halkımızın sevdiği, değer gördüğü, ilgilendiği, hatta tırnak içerisinde ünlü sıfatını yaklaştırdığımız insanları, değerlerimizi, sanatçılarımızı buraya getiriyoruz. Ne mutlu ki bize, sen işte Fener diyoruz, başka takımlar diyoruz ama evet, Fenerbahçe'nin ayrı bir duruşu, sosyal platform içerisindeki ayrı bir karakteri ve duruşu var. Ya şu program bile yeter. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ben programımda senin adına ait bir numarası ve ismi olan bir Fenerbahçe forması verebiliyorsam, hediye edebiliyorsam ve bunu sana giydirebiliyorsam, evet. Bu biz bu topraklar içerisinde yaşayan, evet abi. Ve hep birlikte olmamız gerektiğine inanan centilmenliğin ve spor ahlakının her zaman o noktada olmasını düstur edilen bir kulüp sıfatıyla hareket ediyorsun. Evet. Ne mutlu ki ben sana bu formayı hediye ediyorum. Tabii ki. Çok güzel bir şey. Benim için çok bak, değerli. Benim için ben de değerli diyor. Önceden de böyleyim. Evet. Önceden de böyleyim. Şimdi hatırlamıyorum. Cemil Turanlar zamanında. Evet abi. Hatırlamıyorum. Yani, Selçukluğular zamanındayım. Evet. Böyleydik abi. Allah rahmet eylesin. Can Bartuz'u çok kısa zamanda İkinci ölüm yıldönümünü kutladık. Allah gani gani rahmet eylesin. Onların zamanında anlatıyor büyüklerimiz. Oyunun keyfi var. Abi yani düşünsene onların yani. Formalarını değiştirmişler. Forma değiştirmek başa çıkıyorlar yani. Ya, birisi Fenerbahçe'nin abidesi, evet. Birisi abi, ikisi evet. Birbirlerinin formalarını giyiyorlar, evet. Çıkıyorlar. Evet. Çok minik bir... Hep örneğe koymuşuz farkında mısın? Abi, bak ta 60, bu o yıllar evet, ya. Evet abi. Hep bu zamana kadar hep bir öncülük. Görevi üstlenmiş. Can abi var. Olsun, Metin abi olsun, hepsi böyle öncülük ettiler. Evet. Ya biz evet bir forma taşıyoruz biz. Evet. Biz taraftarız. Ama bunların içinde insan var oğlum. Yani tabii. Birbirimizle iyi evet. Geçirelim biz. Evet. Yani düşmanlık değil. Evet. Bizim rekabet. Tabii. Oh be. Düşünsene abi. Fenerbahçe birlikte var, Galatasaray Beşiktaş yok. Ne yapacağım abi ben onu ki? Anlatabiliyor muyum? Yani yanlış anlaşılmasın. Tabii. Biz rakibiz çünkü. Biz İstanbul'da... Yok abi sen... İyi gidiyorum ben. Abicim hep bak kenarda mı orta yapıyorsun? Orada mı kesin yapıyorum abi. Orada stop o zaman başlıyor. Şöyle yapıyoruz. Hemen lafını bağla keselim. Hemen müzik diyelim. Bugün müzik var. Cüzdanımda milyonlar tutuldum. Bak şimdi. Kalbimde sevgim oldukça zenginlik mal ve para neye yarar? Yanımda sen olmayınca bazen neşe, bazen keder. Hayat böyle, geçip gider. Tatlı günler, acı günler. Bir yastık daha hep beraber. Hoppa! Altın gümüş pırlanta sürülse de yalnızlar kim mutlu olmuş dünyada. Bir tek içten gümüş bir tatlı söz. Dağdır bir tek bakış eder. Lay 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 lay. Nasıl olsun? Lay 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 lay
neşe, bazen keder. Hayat böyle geçip gider. İnsanlar bir de çok özür dilerim, çok farkında değiller. Mesela biz parçaya giriyoruz işte, çalır, özellikle bir bölümünü böyle Alaturka bir soloyla falan besliyoruz. Evet. Sonradan lö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 l
çalıyor. Ha evet diyor. Aynen tamamen. Bir şarkılar var diyor mu yani? Ben müzisyen olduğum halde ben türbünden ezberlemişim. O bir gün benim karşıma çıkıyor mesela o şarkı. Evet. Bu şarkı o şarkıymış falan evet. Diyorsun. Çok çok güzel yani. Bir de bunu böyle besteleyen, tüm kulüpler bazında besteleyen arkadaşlar var. Yani oraya yazıyor işte evet. Altın gümüş bunu ama evet. Değiştiriyor baba işte. Hani oraya başka şey. Güzel sözler yazıyorlar. Tabii tabii. Güzel sözler. Bu sene sensin şampiyon. Evet, çok güzel şeyler yazıyorlar ya. Çok, o da başka bir yetenek. Bir şey söylemiş, programı hiç bitmesin istiyorum ama. Vay be, o kadar güzel bir enerji ve şu üstüne güzel bir sinerji yaratıyoruz ki şu anda görmüyorsunuz ama yani yönetmeninden kameramana kadar bütün ekip arkadaşlarım hazır konu açılmışken de bu zamana kadar sevgili yönetmenim Cansu'dan başlıyorum. Tüm kameraman arkadaşlarıma, montajlı görevli olan tüm arkadaşlarıma gerçekten insanüstü bir gayretle çalışıyorlar. Sonuçta 3-4 kişinin işini tek başına yapmaya çalışıyorlar. Çok güzel işler çıkarıyorlar. Ben sizlerin huzurunda onlara bir kez daha yürekten çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kolay bir iş yapmıyorlar hele hele bu dönemde. Onun için çok teşekkür ederiz. İnşallah siz de oralardan rahat rahat böyle keyifli birkaç dakikada yaşıyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi dönüyorum biraz geriye. Hı hı. Biraz yol projekten bahsetmek istiyorum. Turizmcisin Zeki. Çok çabuk değil. Turizm bilgine diyordu. Tabii. Sen işletme fakültesi, ardından tekstil işiyle uğraşıyordun. Ve ondan sonra da müzik olayı başladı. Tabii aranızda kardeş olarak bir yaş farkı vardı ama sen o zamanlar arkadaşınla beraber bir gitar muhabbeti yapıyordun. Bakıyorum seneye, sene... Vermeyeyim, istersen vermeyeyim. Vermeyeyim. Altı sene. Hayır, bayağı oldu canım. Kaç bir sene? 88-89 yılları. Ardından üçlü bir grupla, grup üçgeni kurdun. Evet. Sonra, bir dakika. Ondan sonra dedi ki Orçun, tamam abi, eyvallah, bir yaş vermez ama bir dakika. Hani ben de çekiyorum, böyle olmaz, etmez. Bunun hikayesini anlatayım. Ondan sonra, bir dipnot vereyim. Eric Clapton'un hayatında çok önemli bir yeri var. Elektro gitar çalmanın evet, en önemli feyiz aldığı ve etkilenmeyen sanatçının evet. Başında geliyor. Sonra Orçun da devreye giriyor ama lütfen ama şu hikayesini bir anlatmanı istiyorum. Şimdi bizim aramızda 7 yaş var. Bu yaşlarda çok fark etmiyor ama evet. Şimdi ben 20 yaşındayken düşünsen 13 yaşındaydı. Evet. Şimdi biz evde 88'de evde oturuyoruz çalıyoruz. Sonra Orçun görünüş yani uç bize bir kola bir gazete kap küçük kardeşler. Abicim yani düşün hayal et. 13 yaşın ama o bizle böyle oturmak için can evet. Atıyordu abi. Her gün evde 3 adam evet. Çalışıyor. Gitar çalıyor. Evet. Ve bu adam lens kullanıyor. Yani Türkiye'nin ilk lens kullanıcılarından bir tanesi. Ya baba 3 lens kutumu getir Orçun benim adım. Evet. Uç lens kutumu getir. Çocuk çok izledi. Arkadaşlar öyle hatırlıyor yani. Tabii eski abi. Çok izledi beni her gün. Uç lens kutumu getir şimdi Orçun. Şimdi bu lafı unutma. Bundan sonra çok can alıcı bir soru gelecek. Çok fena intikam aldım. Abi takılıyoruz ya. Evet. Şimdi Orçun da meğerse o kendi odasında takılıyormuş. Hı. Biz abi vermem onu tamam mı? Biz evet. Bağdat Caddesi'nde o zaman isim vermem yok. Yok yok. O zaman zaten yok da. Tam caddede şimdi Migros'un olduğu yerin çaprazında
Ay Işığı Bar vardı. Evet. Tabii o dönemler. Ay yavrum çok eski, çok. Çok. Orada çalardık biz. Üç gitar çalardık ama canlı müzik falan o dönemler hani özellikle Anadolu yakasında acayip böyle şey değil, işte ambiyans vardı, amfora vardı, evet, bir yer vardı. Ondan sonra ama yoktu ve biz orada çalardık. Bir gün de Orçunlar böyle artık büyüdü Orçun. 92 falan galiba. Hemen bakıyorum. 92. 92-93'ten. Evet. Aynen doğru. Bir gün böyle bara geldi. Oturuyorlar böyle amcamdan falan getirmiş onu. Tam da böyle tam 18 değil. Değil mi 92? Tam 17 falan. Kaçan falan biz çalıyoruz. Aa eyvah hoş geldin. Sen oturdular falan. Şimdi ben de biraz biliyorum evde çalma. Hadi gel çal dedim. Hadi gel göster bakalım abilerine hüneyini falan. Tabii beklemiyorsun değil mi? Tabii çok. Abi çıktı bir Leyla çaldı. Ya. Ya. Bak şimdi biz böyle olduk. Helal olsun. Ulan bizi kendi evimizde dinlemiyorduk adamı. Ya. Çocuk geliyor bizim yanımıza, uç bize bir işte kola alıp gazete alıp. Evet. Kahvaltı neydi? İntikam çok acı oldu. Çok. Helal kapalı ardında nasıl bir azimdir, helal ya olsun. Bu üç kişiden bir tanesi, bak kardeşim bu da laminör, bak al şunu şöyle bas. Yemez mi abi ya? İçiyordu vallahi. Sonra içinden nasıl mutlu kaldıysa ben o gitar öğretmeni oldum ya bu yüzden. Yani evet, insanlar bilsin. Evet gitar öğretmeni. Bildiklerimizi paylaşalım istedim. Yani. Sonra ben gitarı bıraktırdım ona. Tabii artık çaldırmıyor oğlum. Ama bir şey söyleyeceğim bak. Unuttum kaç senedir çaldım gitarı. Aranızda kalsın Zeki. Tamam. Dedim ki Orçun'a iki gitar mı yapacaksınız çünkü sen de yani çalıyorsun ne diyorsun? Abi diyor çalmasın o, ben gerek çalayım, o söylüyor, gerek yok. İntikam çalmasın. Şimdi intikam alıyor. Tabii bir de Şahane de diyordu ki bana, benim SSK'lım diyordu bana. Benim adım diyordu. Şimdi SSK olayından giriyorum konuya. Yapma. Çok can alıcı soruyu soruyorum. Takdir ediyorum seni, sonuçta kapalı kapı ardında bayağı çalıştın, çabaladın ve bu grubun içine girdin. Bu grubun artık orkestrayı yöneten bir adam haline geldin. 32 yıllık bir geçmiş diyorum. 28 yılda filan. Evet, değil mi senin evet, Orçun? 32 yıllık bir gruptan bahsediyoruz ama genel anlamda. Evet. Grubun, orkestranın patronu kim? Orkestranın patronu diye bir şey bilmiyorum. Yok. Yani genel yok aslında öyle bir şey. Abi patronundan kastım şu, sen hani, mübalağa ediyorum. Ama şimdi sana. Orçun tabii ki şimdi benim hikayem orkestrayla değil. Benim hikayem karşımdaki. Bunu niye sordun biliyor musun? Orkestrayı koordine eden, evet, tabii, oradaki tabii, tamamen tabii. Dinamizmi sağlayan, Orçun yöneten, sen tamamen hı. Seyirciyle ve dinleyiciyle odaklanan aslında vodvil ve tiyatronun her türlü örneklerini evet. Sahneye yansıtan bir şarkıcı kılığında dedim galiba. Olur. Şarkıcı olmuşum. Sikiri! Kılığında dedim abi. Tamamen animeydi. Abi şu var, şimdi ben bunu şöyle hep anlatıyorum. Bizim koskocaman bir restoranımız var ve biz orada çok lezzetli yemekler yapıyoruz. Evet. Yemekleri yapan Orçun. Evet. Servis eden ikimiz. Evet. Şimdi ben genelde servis ediyorum ama ya oğlum bu yemeği kim yaptı diye soruyorlar, Orçun da hep yanımda o yüzden. Yani biz ikimiz beraber o yemeği Orçun yapıyor. Ben böyle minik müdahalelerde bulunuyorum. Evet. En azından sahnedeyken kararları o verir zaten. Dış ilişkiler, abi şunu çalalım, iç ilişkiler, dış ilişkiler, iç ilişkiler. Aynen, şunu çalalım, bunu çalalım. Ben en fazla dönerim ki, bak ya derim ki işte kimseyi görmedim ben. Tamam, senden daha güzel, evet. Onu çalalım abi derim. Zaten ben o kişinin zaman olay yapıyor. Bir şey görmüşümdür orada, orada bir şey gelmiştir. Ama genelde zaten Orçun da öyle hareket eder. Yani biz, bizi izleyen o şahane insanlardan ne alıyoruz, onu alıyoruz hemen ona gireriz. Yani. Aldığımız şeyi nabza göre. Mesela program öncesi herhangi bir liste yok. Onu soracağım. Yani siz repertuar yapmıyorsunuz ama yanlışsan düzelt. Peki yanlış olur zannetmiyorum. 200'e yakın şarkı seslendiriyorsunuz diye düşünüyorum. Fazlası vardır. Yani kıyına köşelerle 500'ü bulur yani. Bazı değil mi? Sürekli söylediğimiz, şimdi bazı şarkılar var ki onu mutlaka söyleyeceksin onu. İstiyorlar. Kesin. Yani. Hani 500 kere söylemişizdir o şarkı. Haftada 4 defa bir yere çıktım diyeyim. 4 defa aynı yere geleyim. Repertuarda muhakkak 8-10 tane farklı şarkıları hemen görüyoruz. Biz şunu yaptık mesela, yazın çok çalıyoruz ve kendimizde sıkılmamak için mesela aynı mekanda 3 gece Marina'da 3 gece sahne evet, geçen evet. Sene. Evet. Mesela 3 programda da ayrı tamamıyla ayrı repertuar çaldığımız günler oldu. Sadece kendi keyfimiz için. Evet. Hani bakalım ne yapabiliyoruz, nasıl yürüyebiliyoruz diye.
bu tamamen şuna benziyor. Biz mesela o kadar değişken ki program, bir parçaya girdik, ilgi dağıldığını hissettiğim an ben tak parçayı hemen değiştiriyorum. Evet. Çünkü şunu anlaması gerekiyor arkadaşlarım. Şimdi senle de öncesinde konuştuk ya, canlı müzik, sahne, burada insanlar mükemmel müziği aramıyorlar. Tabii ki mükemmel müziğe doğru bizim amacımız ama öyle olsa CD dinlerler. Yani evet. Görsel bir şey de var. Mutlaka öncesinde başka insanların açmadığı bir pencere açmaları gerekiyor arkadaşlarımızın, yeni nesil arkadaşlarımızın. Şeyde soracağım zaten, hatta burada cevabını vermek durumunda kalıyorsun şu anda. Neden sizi tercih etmeliyim ben? Gelmek için. Şöyle, bütün haftanın stresini kesin atacaksın. Evet. Bağıra çağıra şarkı söyleyeceksin. Evet. Sevdiğin insanlarla çok eğleneceksin. Bizim mottomuz bu. Ha orada işte arkadaşlar şu akor yalnız orada ilgili başlayacaktım. Bak yanlış bak böyle bir şey yok. Yok. Ha bu arada müziğin kalitesi tabii ki belli bir standartta ve onun üstünde olmalı. Evet. Sound'un da kaliteli olması gerekiyor. Tabii ki. Yani yoksa yani zaten biz keyif alıyoruz. Evet. Ama bir de şu da var ki yani üstadım biz konserlere çıkmıyoruz 4 gün. Biz bir içkili bir mekanda sahne alıyoruz. Bir evet. Kere bunlar. Bunu hepimizin bir öğrenmesi lazım. Ben eğer, biz eğer gidip atıyorum şimdi Cemal Reşit Rey'de bir konser vereceksek. Ona göre repertuar. Ben bir repertuar hazırlarım. Ona göre sahne stratejisi. Lütfen telefonlarınızı kapatın derim. Tabii, tabii. Bu konser, çünkü siz sen oraya o grubu, kimse o, Yol Project, işte Duman, evet. İşte Cem Karaca, evet. Barış, onu dinlemeye gidiyorsun. Ama ben gece kulübüne birini özellikle dinlemeye giderken ama ben bunu da içiyorum baba. Tabii. Yani şimdi içki var burada, müzik var, eğlence var. Benim oraya bizim Orçun dedi ki bizim vaadimiz gelirse bir müzik yap. Biz çok iyi müzik yapıyoruz. Evet. Çok iyi müzik yaparız da. Sevdiğimiz tarzları, sevdiğimiz tarzları işte blues, rock çok iyi çalarız. İddia da ederiz. Yani Türkiye'nin en iyi blues verdiler. Gerek yok abla. Biz yaptığımız işi iyi yapıyoruz ama sen bana gel, sen ne diyorsun? Ben gel, oradan çıkarken gülerek ayrılacağız. Evet. Ulan onunla ilerledik ya filan diye. Yani olan bu zaten. Bütün hikaye de bu. Tabii. Yani, eğlenmeye gidiyorsun. Şu programda bir olsun, tabii, bir şeyler geçirebiliyorsak, o elektriği, o heyecanı, enerjiyi verebilirsek de mutluyuz. O zaman Fenerbahçe'de bütünleşmiş şarkı dedi abi. Nasıl bağladın hocam? Güzel. Ayağı oynadı, yemin ederim ayağı oynadı. Ben çok kadar rahatım ki. Direkt ayağı oynadı. Nasıldı bu parça? Ama bir şey söyleyeceğim. 80'ler, 90'ların işte Blues Brothers'ı da Eric Clapton'ları... Onlara girelim mi? Yani... Ama şey olmaz mı? Türkçe var mı? Türkçe var mı? Hadi bakalım. Net derler sevdesinler ikimiz için.
Zor. Tabii şimdi ben hep bunu söylemek isterim, tamam mı? Ama söyleyemiyorsun ki baba. Artık rahat edersin. Söyleyeyim mi? Hani abi, ne derlerse desinler ikimiz için işte taraftarız biz. Güzel. Geçmiş. Ama o da Gökhan da büyük de fener diyor. Gökhan da fener. Hani, yani o da diyor bunu. Biz de bayılıyoruz ama biz bu sahneye ne mutlu bize ki ne kadar güzel şarkılar yapmışlar değil mi? Evet yani, evet. Çok büyük iş. Hem de hakikaten büyük iş. Yanlış hatırlamıyorsam sayılarında belki karışıklık yapabilirim. Çünkü 15-16 yıldır Türkiye'nin en gençlik festivali işte Koç Fest'i sunuyorum başından beri. Bu zaman zarfında bir sürü rock sanatçılarımız geldi. Onlar herhalde 4 ya da 5 defa Türkiye turnesi yaptık. Hayatımın en güzel kulis hayatını yaşadım. Gerçekten muhteşem insanlar. Fenerbahçeliler. Evet, ve iyi ki de onlarla olduk. Bu da bu kadar güzel şarkılar. Ya, bu arada 28 tane Mutena şarkısı. Abi 22 tane şarkı söylüyorlar. 22-23 tane konserde. 22'sine de eşlik eder mi ya? Kendimize en yakın hissettiğin herkesi dinleyenler. Benim mesela kıskandığım, keşke onlar gibi, evet. Keşke yaptıkları şarkılar benim olsa diye diyeceğim. Tek grup o. Kafa olarak, öyle, bakış açıları öyle. Aynen. Ve çok klasik gözlüler. Tabii canım. Yani, yani birçok ortak şey ve yaptıkları şarkılar da hep böyle dikkat edersen, işte 12 dev adamı yaptı, hep slogan olacak şarkılar. Evet. Milletin dinle peresenk olan şarkılar. Yerinde duramıyorsun yani. Evet. Her gün dinlediğimde tam çok kıskanırım. Tam sahneyle ilgili bir şey soracağım. Çok dikkatimi çekti. Sonuçta her sahneye çıkışta nereye giderseniz gidin. İster kurumsal iş olsun, isterseniz bir bar olsun ya da Bodrum'da bir marina da olsun, elikte bakmak. Bu anlamda siz sahneye çıktığınız zaman bir röntgeni çekiyorsunuz. Tabii. Bir stratejiniz var. İlk önce onu bir soracağım. Ardından da dikkat ediyorum. Ben ilk önce bir eğlenmeliyim diyorsun. Grup olarak. Gazı almamız gerekiyor. Bir kendimi bir rahatlatmalıyım. Bir onu içimden böyle bir rahatlığa geçirmeliyim. Yaklaşık bu 30 dakika falan sürüyor. Yani sizin seçtiğiniz, keyif aldığınız, söylemekten ve çalmaktan keyif aldığınız şarkılarla başlıyorsunuz. Kendinizin bir gazını aldıktan sonra, sonra da artık izleyenlere hitap etmeye başlıyor. Evet. Yani izleyenler de yavaş yavaş zaten kıvama geliyor o sırada. Ya biraz da aslında peki, o... Peki 2-3 parçadan sonra hemen geliyorlar ya. Aslında oradaki 2-3 parça geliyor musun? Yani geliyorlar. Ben burada samimiyeti çok arıyorum. Yani o kadar samimsin. Ya orkestra içerisinde bir sıkıntı da olsa ay şunu mu çalalım? Yok bu olmaz. Bunu mikrofonda konuşabiliriz anlarsınız. Başkası kaçırıyoruz ya. Zeki orayı bizim şey hani bekarlık zamanımızda bizim salon zannediyor. Bana söyleyeceği şeyi mikrofona söylüyor. Oğlum diyorum. Yani insanların bunu duymasına gerek yok ki falan. Ne var hepsi bizden ya. Tamamen kafa bu. Hepsi bizden. Zaten biz de sanki evimizi açıyormuşuz gibi oluyor. Yani bizim biraz mekancı tutumumuz da vardır. Yani her çaldığımız mekanda 8-10 sene çaldığımız için. Evet, istiklerden bahsedeceğim. Öyle, evet. Ağzını, lafını balla kesiyorum şu anda her ikisini de. Çok keyifli, adı üstünde yani formatımız gereği enerjimizi, samimiyetimizi, iştenliğimizi, dostluğumuzu, biz bizeliğimizi ekranlarda sizlere yansıtabiliyorsak ne mutlu bize. Ama kısa bir reklam arası vereceğiz. Ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Evet, Ters Köşe Muhabbetler tüm güzelliğiyle, tüm iştenliğiyle, tüm samimiyetiyle ve tabii ki yol projekle tüm hızıyla devam ediyor. Evet Orçun, seni dinliyorum. Orçun seni abi. Orçun, reklamlarda önce Orçun seçecek. Belli yaşlarda oluyor çünkü babaannem de bizim istimizi babaannem de bizim istimizi karıştırıyor. Ben 15 sene önce oynadım oyunların çıraklarımı, şimdi kalkıp burada çatı çatı. Ben öyle bana Orçun dedim, bıraktım. Geçtik kardeşim. Reklamlar için Orçun konuşuyor ya. Dur abi, ben yakalım şimdi. Hayır, oradan yürüyorum. Hayır, hadi. Bu ilk 3 şarkı dedik yani programın başında kendimiz için yaptım. Elbette kendimizi keyif tatmin etmek için söylüyoruz. Ancak bir de şu mesajı vermek de istiyoruz insanlara. Bakın sahnede müzik var ya, şimdi müzik çok evrensel. Yani bu Cape Town'da da çalınan müzik diyoruz. Evet. Amerika'da çalınan da müzik diyoruz. Biz evet. İç Anadolu bölgesi her şeyimize müzik diyoruz. Aynen. Ama bu dünyadaki tüm müzikleri yapan bir orkestra yok. Yani hepsinin belli bölümü. Bizim o ilk 3 şarkı. Bakın biz buna yakın şarkılar yapıyoruz he. Aklınızda olsun. Olsun. Çünkü öyle istekler geliyor ki. Çünkü bakıyor, müzik var abi. Tamam. O zaman onu kesin çalarlar.
diyor. Yani diyor, en tabii. Zamanların ha. Uygunluğu, bizim tarz, tabii ki de buna bak. Ama tırnak içerisinde, tırnak içerisinde parantez açarak bir şey söylemek istiyorum. Aslında ben onu çalmam. Hayır yani o çalınır mı? Yok bir şey, yok, bir şey çalmaz. Değil. Sadece çalamam. Orkestra ve donanım olarak, tabii. Format olarak, tabii. Hitap edecekleri de repertuar olarak seçtiğiniz bir alan var. Evet. Siz evet. Bu alanın grubusunuz. Evet. Ona göre hareket ediyorsunuz. Ya bar ve restoranlarda yani, bu sorun değil. Tabii tabii. Tabii. Seni bilen geliyor. Evet. Ama kurumsal işlerde sen de çok iyi biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Yani istekler o an... Ankara'ya doğru gidiyoruz zaten. Tamam, tabii. Tabii biz oraya gidiyoruz. Evlikler. Evet. Zeytin dalı, yok ne dalı? Zeytin dalı. Erik dalı. Zeytin abi. Ha pardon. Abi şimdi elbette ama komik olacak ama bak şunu. Bir şey söyleyeceğim biraz insanlardan da. Ya aslında isteklerden kaynaklı mesela konsept diyorlar. Diyorlar ki bir caz konsepti yapıyoruz. Aa, 45 dakika abi. Caz yapıyorsunuz abi. Sonra da el arabaya oluyor. Abi, mesela sen de paylaşmıştık Erzu yani. Kadınlar ve beyler o kadar güzel giymişler ki düğün çok klas. Tabii böyle Fransız. Tabii şey var. Tabii çok elegant bir ortamdayız. Anlaştık mı? Çok güzel. Evet. Yani düşünsene Fransız çok ünlü bir markanın hepimizin bildiği evet. Bir markanın gecesinde çalıyoruz. Ya sahneden yıkılıyor. Fransızca evet. Konuşuluyor. Yani yıkılıyor orada. Tabii tabii. Her anda. Tarihi yerler. Çok yani, pantolonlar, fraklar falan ya öyle bak ama evet. Yani hani şey değil, frak giymişler artık. Abi çalıp tutmam da tamam dedik, tamam yani çalıyorsa abi bir abi geldi, hakikaten. Yani paçalar, şu anda tam böyle, tamam. Abi böyle Ankara'nın şey bağları yok mu dedi. Abi dedim, şimdi bak buradan da Ankara'nın bağlarına veya diğer başka müzik türlerine bir şey söylemek, söyleyemem. Yok, bunu, değil. Bunu baştan söylemek değil. Ama abi yani orada çalınan müzik, senin giyinişin, çalıştığın şirket yani bu kadar elbette isteyebilirsin. Ama birazcık muhakeme yap ya. Gönlünden. Ya bak sahneye. Ya da en kötü 15 dakika sahne bizden sonra diyeceğiz. Çok şey çalacağız. Yani evet, doğru. Abici doğru. Çok sahneye bak. Evet. Dedi de batılı bir abi nasıl evet. Mozart, Bach çalamıyorsak sahnede. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Türk sanat müziği söylüyor. Türk sanat müziği söylüyor musun? Ömrümüzü! Ben nasıl söylemişim şimdi? Şeyde çalı yapamayız ki. Evet. Yapamayız. Denedi zamanında. Olmadı. Olmadı. Evet. Ama cazı çok seviyor. Çünkü abi ya, çok o onda da yapmayacak. Elimizden geldiği kadar yapmayacak. Fakat renkini öbürküsü olmuyor abicim ya. Yani. Sinirden bir ya, şarkı bir şey söyleyeceğim. Bana bir duble kahve ver. şöyle bir böyle caz tarzı bir şey yapalım mı? Sen bir ha. Aa bak çok güzel bir. Bak ne canınız ne istiyorsa. Bak. Ha öyle mi? Ha. Hastet trees, a green. Yıktın beni. Red roses too. I see the blue. Yüzünü böyle yapma. Evet, olmaz. Evet. For me and you, and I think to myself, yes. Saying, how do you do? They
Yeah, talking to myself about this. What a wonderful world. About this. Bunu yapmak benim mı? Güzel dinleyicilerim her şeyi yaparım dedi, ondandır bence. Evet, kendim aslında söyleyemedim o şarkı. Hakikaten bu işi böyle uzun dönem yapınca sahnede bir de sakin, temperamanın düşük parçalar yapmıyoruz biz sürekli. Yok. Yani bir program boyunca bir hadi bilemedim iki slow parça okuruz. Öyle olunca kendini kaybettiği zamanlar oluyor. Ve bu tabii ses tellerine yansıyor. Tabii. Sektörde çoğu arkadaşımızın olmuş olduğu bir anı. Aslında şöyle bir durum var. Ne kadar çok diyaframımızı kullanmaya gayret etsek de gerçi sunucu anlamında o kadar sorun evet. Teşkil etmiyor. Yani ben şöyle geriye baktığım zaman 11 saatlik bir rekorum var. Oh! Türkiye kış oyunları kayak ve snowboard şampiyonasında 3220 metre rakımda Erzurum Palandok kendi. Oh! Saat 10'da başlayıp akşam 9'a kadar 6 yarış aktiviteler. Sen yaparsın. Yarış var. Gerçekten. Ama yani sende de var. Ama diyafram olmasa ve onu kullanamasan. Tabii. Bir de sonra sesi. Dedim ya, mesela dün çaldık çok uzun zamandan beri ilk defa. Diyafram tak getirir. Tak gitti ses. Normalde yazın biz. Çünkü sen şarkı söylüyorsun, ben de sunuyorum. Seninki daha da. Yani senede 200-230 tane program yapıyoruz. Öyle evet. Olsa bizim hiç sesimiz çıkmaz. Bu işi çalıştıkça sürekli söyledikçe hallolacak. Orçun senede 200-230 tane dedim. Sayıyı kendim verdim. Ben de o kadar tahmin ediyorum zaten. Şimdi gittiğiniz yerlerde yıllarca kalıcılık söz konusu. Söz konusu. Hatta o mekandan örtüşüyorsunuz. Evet. Şimdi burada iki tane faktör var. Bir, mekan iyi olup da orada grup gelir, mekan zaten getirtir, çalarlar. Ya da grup iyi olur, mekana göre hareket etmezler ve gruba gelirler. Sizde ikisi de olur. Evet. Şey de olur. Bunun bir sırrı var. Çünkü 90'ların... Ya da mekanı alıp yukarı çıkartıyorsun. 90'ların başında biz mesela Ecevalı'nın en büyük çok gittik. Yani Ecevalı zaten kendi müşterisi vardı. Biz gittik oraya. Palazlandık, sonra geldi buraya hikaye, ondan sonra inanılmaz bir çevremiz oldu. Ecebar'daki o hikayede buradan sevgilerimizi yollayalım. Tabii. Sezen Aksu'nun tutuklu kaldığı mıydı? Tabii tabii, yani Sezen sürekli geliyordu tabii. Evet. Yani orasının güzelliği, paparazzilerin giremediği bir mekandı orası. Ve sanat dünyası, reklam dünyası, spor dünyası. Evet. Ben şeyi falan biliyorum. Hangi takıma kim gidecek daha televizyonlar söylüyorlar. Erdoğan Şenay'lar. Erdoğan Şenay tabii sohbet ediyoruz orada. Aa Zeki Hatta küçük Ali Şen diyor. Erdoğan valla. Orada çok içi çok küçük maçı muhabbeti yok. Erdoğan abi de Fenerbahçe'ydi. Evet. Çok eski biliyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Efendime söyleyeyim. Onunla çok muhabbet yapardı. Ben ne zaman bizim küçük Ali Şen gelmiş gel bakalım otur filan. Sezen Aksu'nun bizde çok emeği vardır tabii. Herkesle var aslında. Mesela bunu bilmiyorlardı izleyenler. Evet yani tabii yani. İşte bizim her hafta gelir. Biz de böyle çalarken sıra söyleyemezsin ama gelsin falan. Gelir yarım saat, 40 dakika. O insanlar ne isterse en ufak bir mimik yapmadan ki eğlenmeye gelmiş. Tabii. Biz profesyonelliği hakikaten ondan çok şey öğrendik. Yani iki gitarız, çalıyoruz. O hiçbir zaman şunu demedi ya çocuklar. Doğru düzgün çal. Sezen Aksu'sun yani. Evet. Arkasında istediği müzisyen, istediği kalitede müzisyen. Tabii. Dünya çapında organizasyonlar yapmış. Bir gün öyle bir şey hissetmedi. Her hafta böyle oluyor falan. Artık Ece Bardem'in şey oldu. Bizim çocuklar. Yani neyse. Üçgen gitti. Üçgen bizim çocuklar. Şimdi bir gün geldi gene program bitti, ışıklar söndü falan, buralarda kayıt dışı.
Evet. Ondan sonra mekan kapandı gibi gösterilerek işte masalar kuruluyor falan. Orada keyif yapılıyor. Konser sonrası. Kapandı. Biz içerideyiz evet. Yani. Ama yani Şampiyonlar Ligi içerisi. Şener Şenler, Uğur Yüceller. Yavuz Arbatur, Yavuz Arbatur falan. Yıkılıyor. Aynı masadayız. Yani ikinci bahar dizisi. Hadi bir dizi yapalım, vuralım şu ülkeyi. Dendiğinde biz orada böyle ben kenardaydım. Tabii. Ya tarihe şu anda tanıdık geliyor. Tabii. Sezen de dedi ki, Orçun dedi al şu gitarı. Dün akşam, dün gece bir parça yaptım dedi. Onu bir çaldı. Rüyasında besleniyor. Sabahın kalkmış söylemişsin. Ben sende tutuklu kaldım. Böyle ben hiç çaldım. İnanmıyorum yani. Yani öyledir diye düşünüyorum. Çünkü şimdi dün gece yaptım dediğine göre aradan 24 saat geçmiş. Yani. Ya o yapmış da olabilir. O stüdyoda falan çaldırmıştır hocam. Olabilir ama ben ne bileyim ben işte. Ama bir çaldı. Söyleyeyim. İlk zaten dinliyorsun. O meşhur La Minör alır o. Evet. Ondan sonra dinliyorum. Hatta Ece abla kıyam. Çalsana bir şeyler yapalım. Orada şimdi mekanı sen de. Çalsana. Sezen de şey diyor. Ececiğim bir müsaade. Çocuk bir parçayı almasın. Falan. Buradan da Ece ablaya da. Evet. Çok emeği vardı. Evet. Ondan sonra bahsettiğimiz tabii kaç? 96 falan. 25 sene. Ne güzel. Çaldı vallahi ya. Çaldı. İkinci bölümde ben girdim tabii. Yani haliyle. Ve ilk orada dinledik. Mesela öyle anları var. Dediğim gibi Ece Barın bizim üstümüzde çok vardı ama bizim de böyle alıp köşe noktası. Tabii orası tabii kerteniz noktası orası evet. Bizim hayatımızda. Ondan sonra bizde olan böyle ufak ufak böyle hareketlenmeler başladı. Sonra paylaşım başladı ama şimdi Ece'ye gelenler Yol Project'in dedi. Evet. Yol Project'te gelenler Ece'yle de beraber böyle bir müthiş bir şey oldu. Sonra her mekanda öyle olmaya başladı. Hatta Yol Project'te Yol Project'ler de çalıyor ya dönümlü hikaye. Evet. Dediğim gibi evet. Yani bir yerden bir yere. Zaten programın başında özellikle belirtilmişim. Seninle olan başlayan ve ardından senin gelmenle devam eden 32 yıllık bir müzik yolculuğundan, macerasından bahsediyoruz. Sonuçta bu kadar popüler olmak ve bu noktalara gelmek kolay bir şey değil. Ve siz sadece ve sadece bir albümde yapalım da albümümüz olsun diye da yola çıkmadınız. Sonuna kadar single'ını çıkarttınız. Gerçekten sözleri çok güzel. Evet. Hatta bazı arkadaşlarım ne dedi biliyor musun? Bu şarkı benim işte evlilik yıl dönümünde çok sevdiğim bir şarkı. Evet. Çünkü çok güzel dokunuyor. Düşünsene susuz olmaz, susuz olur diyorsun. Aşksız olur diyorsun. Aşksız olmaz diyorsun. Yani aslında çok güzel. O diyor ben de diyorum. Yani, tabii o sözleri. Sözleri. Bir de biraz aynı müzikle devam edeceğiz. Formalı da eleyeceğim. Yavaş yavaş programın da sonuna doğru geliyorum ama gerçekten çok yine çok keyifli bir sohbet oluyor. Bıraksalar herhalde sabaha kadar konuşuruz diye düşünüyorum. Bıraksalar sabaha kadar çalarız. Çalarız. İki program çıkartırız. Aynen. Belki birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm. Volüm bir devam edecek. Evet. Bir de bir şey dikkatimi çekiyor. Sonuçta izleyenlerde bir sahne fobisi de oluyor. Sizi izlemeye gelenler sahneye çıkmakta tereddüt eden insanlar kisvesi altında orada dururken siz sahneye çıkarttıktan sonra o fobileri yıkılıyor, sahneden indiremiyorsunuz. Tabii. Buna birebir şahit olun. Sen çok tabii. Yani sahneyle izleyenler arasındaki o ince çizgi var ya, yani 60 santimlik yükseklikten bahsediyoruz. Şimdi oraya gidince olay daha da farklılaşıyor. Tabii. Kendinizi hiç böyle bir psikolog gibi düşündünüz mü? O çekingenlik, bak o nasıl bir büyüdür bilmiyorum. O çekingenlik gidiyor o insanlara. Ya biz o insanlara bir şey yapmış oluyoruz aslında. Ben öyle düşünüyorum. Yani onlar için... Belki de. Onlar için farklı bir platform ve orada olmaları... Yani düşünsene o da mesela atıyorum beyin cerrahı. İşi masanın üstüne yani o insanla. Ama hiçbir zaman o sahneye, hep belki de sahneyi özlemiştir. Evet. Tabii biz oraya bir sürü insanı aldığımız için oraya kim geliyor bilmiyoruz. Doğru. Yani hani o kurumsal işlerden efendileri oluyoruz. Aynen. Sonra beyler oluyoruz. Yani şimdi oraya gelenlerin arasında CEO var, işte yok, caycısı var, bilmem ne kim olduğunu bilmiyoruz. Biz yani orada tamamen yok beyaz yaka. Tabii oradaki insanların nasıl bir yer acaba bu sahne falan diye böyle merak edenlerin çıkıp gördükleri ben öyle düşünüyorum. Bence büyük bir pencere kapanıyor. Yani orada çok. Şimdi düşünüyorum da ben dediğin gibi yapmış olduğu işlerin
büyüklüğü falan, hacmi önemli değil. Hiç. Sahne çok farklı şimdi. Çok. Tabii bizim için değil belki evet, ama. Evet, onun için çok tabii farklı. Tabii müzikle şey alakası olmayan, dinleyici için sahne çok başka bir yer. Özellikle bale, hanımefendiler geliyorlar, yanlar çıkartana kadar anamızı alıyor zaten. Biliyorum. Sonra ikinci şarkıdan sonra bile iyi değil mi? Ne çalacağız? İyi mi? Tabii da trip shoot'a attı. Nasıl? Geliyorlar, ay yok ben çıkma, ay sesim kötü falan. Ya sen söylemeyeceksin, sen gel, sana ne de dururlar. Geliyordu ondan sonra, şimdi ne söyleyeceğiz, sırada ne var? Bitti, hadi gidelim. Çok güzel, böyle bitmişsin yani. Yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz ama... Ne bunlar ha? Su gibi akıp gidiyor yani. Ne mutlu ki bir saat içerisinde doğru enerjiyi verdiysek, en azından tebessüm ettirdiysek, şu zor süreçler geçerken yüze boça vakit geçirdiysek, ne mutlu ki. Kafa dağıttık, kafa dağıttık. Samimi olalım. Gerçekten. Size bırakıyorum. Birazdan da şarkının sonunda formaları hediye edeceğim zaten. Sonuna kadar dedin, sonuna kadar yapalım. Sonuna kadarı çok az yapalım da böyle bir hareketli bir şeyle bitirelim diyorum ya. Tamam bir sonuna kadar minik çok az. Geçelim. Minik bir ortaya yap böyle. Ortaya. Ya da dikine yap. Ortaya şöyle, ortaya. Mabedimizin şöyle ortasına şöyle bir aranjman yapalım. Sen de hızlı şarkıyı düşün. Evet. Bana formalarını alabilirsem çok sevinirim. Sordum yine kendi kendime duygularım nedenlerim tüm hayallerim senden öncesi tüm yaşamlarım neydi aldandım çok geride kaldı artık acı yalnızlığım susuz olur aşksız olur, aşksız olmaz asla. Duymaz oldum, görmez oldum, teslimim ben sana. Teknik kadromuza, futbolcularımıza, voleybolcularımıza, basketçilerimize, her branştaki tüm sporcularımıza güveniyoruz. Bu büyük taraftar sizin arkanızda. Evet, susuz olur, açsız da olur. Ama size olan aşkımız her zaman bakidir, asla bitmeyecek. Onun için de her zaman arkanızda olacağız sizin. Buyurun efendim. Çok iyi bağladın, bana iyi bağladın. Demeyeceğim. Şöyle bir şey yapayım. Formaları alayım. Ya çok pardon, şuradan torbayı alabilir miyim? Sorun yok değil mi Cansu? Tamam. Tamam. O zaman şöyle yapayım. Formayı alayım, kapatışı şarkıyla yapayım. Tamam. Tamam. Yok, tamam. Formaları veriyorum. Ondan sonra oturtuyorum. Ve ondan sonra da şarkıyla bitiriyorum. Tamam. Ben giyiyorum. Evet. Şimdi sen küçük bir de. Evet, ters köşe muhabbetlerde o kadar keyifli, o kadar güzel bir program yaptık ki iyi ki varsınız Zeki Orçun. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. İnsanlığınıza sağlık. Gerçekten çok önemli değerlersiniz. Çok önemli dostlar, arkadaşlarsınız. Ve böyle bir dönemde, şu gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Sayılar çok çok daha arttı ama sizlerin burada olması bu stüdyoya renk kattı, enerji kattı. İyi ki varsınız. Seni de birazdan Bodrum'a uğurlayacağız. Evet. Git. Ama gitmeden önce tabii ki... Arkası çok güzel. Çubuklu ruhu senin için çok çok önemli. Çubuklu ya. Biliyor musun? 5 numara Zeko Baba. Zeko Baba. Zeko Baba. Ben Zeko Baba. Orta zamanında doğdum. Tamam yani. Sen mi?
Tabii Oğuz. Abi o lütfen ya. Oğuz'u gitti. Oğuz'un 5 numarası. 5 numara Oğuz. Evet. Bak nereye gitti biliyor musun? Ben sana söyleyeyim gerçi. Aslan dedi ya. Halı sahada abi ileride tek başına bekler o. Ne var kardeşim? Ne var? Kostadinov da geldi. Ama bir şey soracağım. Ama şöyle bir şey parantez açacağım burada. Centilmenlikten, insanlıktan, taraftarlıktan bahsettik. Buraya gelmen bizim için çok onur etti. Tebrikim. Benim teşekkür ediyorum. Sonuçta sana da 13 numara. Neden 13? Evlilik. Ha, evlilik yıldönümün. Evet, yol projeyi yaptırdık. Tabii. Çok güzel. Şunu da şöyle. Bu arada keşke biraz büyüğünü yaptırsaydınız da ben de gelirim. ben bunu oğlumla geleceğim. Şöyle şey yapabilir misin? Şöyle gelir misin şöyle tabii, beraber? Tabii. Hatta şöyle dururuz. Klasik çubuk. Giydikten sonra yavaş yavaş hep beraber hocam, bak, programımızı kapatalım. Tamam. Ve son bir müzikle. Evet evet farkındayız. Lisansı. Yani her şeyini tamamlayalım. Lisansı nasıl olacak? Süper. Süper bakayım. Yemin o zaman şuraya dönelim. Şuraya dönelim. Bu kamerada mı? Bu kareye dönelim. Öncelikle göstermiş olduğunuz ilgiye bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 14. programı yaptık. İlk programda Koray Avcı ile başlayan ve buraya kadar gelen süreç içerisinde bizlerle beraber olan tüm konuklara huzurlarınızda bir kez daha yürekten çok teşekkür ediyorum. Taraflı tarafsız bizleri yalnız bırakmayan Büyük Fenerbahçe taraftarlarına da ayrıca bir parantez olarak çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki alkışların büyüğü Orçun ve Zeki'ye gitsin. Nice 32 yılda kolay kolay bir proje olmuyor. Bunun hikayesini birazcık olsun size kısadan size anlatmaya çalıştık. Umarım keyifli hoşça vakit geçirmişsinizdir. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Sağlık saadet yanınızda olsun. Önce sağlık. Hepimiz için. Bu arada tabii ki bu programın yapılmasında yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma burada huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Siz olmadan da zaten bu olmuyor. Bu belki bir şey. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ve artık müzikle kapatalım. Söyleyeceğim. O zaman bu akşam da sahne arkasına gelsin. Sahne arkası. Evet. Kamera arkası. Ana kumanda masası. Kamera arkası. Kamera arkası. Yönetmeni, reji masasına ve kameramanlara gelsin. Tamam. Peki. Ne söylüyorsun? Sana bırakıyorum. 9-8'lik bitirelim. Evet. Hadi. Olacağız mı? Hiç fark etmez. Hadi. Hadi. 9-8'lik. Sağlık olsun. Hadi hocam. Mutlu olun. Hocam ben buldum. Gidiyorum sen.